Tavşantepe mevkiinde verilmiş. Eski yolumuz Peri Vadisi üzerinden ayrılıyordu. Şimdi buradan verilmiş böyle. Tabelamızı da Dursun Manay yaptırmış. Güzel bir orijinal tabela yaptırmış. Kendisine de teşekkür ediyoruz buradan. Köyümüzü belirtmiş burayı. Buradaki yol üzerindeki birçok köyde tabela yok. Tabela eksikleri var. Köylüler kendisi bireysel katkılarını da yapıyorlarmış. Şimdi de Dursun Manay yapmıştı. Kendisine teşekkür ediyoruz ve köye geçiyoruz. Evet. Şu anda bulunmuş olduğumuz nokta Tavşantepe mevkii. Yeni yolun üzerinde bulunuyoruz. Duranlar Köyü'ne tepeden bakıyoruz. Zaten köyümüz çok yeşil ağaçlıklı olduğundan dolayı buradan köyümüzün evleri görünmemektedir. Fakat bizim köyümüzün arazileri gördüğünüz gibi bu alan bizim Duranlar Köyü'ne ait bir alan. İşte Tavşantepe, Lale, Çizik, işte Sırt mevkisi böyle komple görünüyor. Buradan güzel bir görüntü var. Köyümüzün yeşil bir görüntüsü. Diğer köylerde olmayan bir özelliğimiz var. Kulak bir köy olduğu için ağaçlarımız ve yeşilliğimiz boldur. Meyvelerimiz de boldur. O yüzden ağaçlardan köyümüzün evleri görünmemektedir bu nokta. Evet. Şu anda Duranlar Köyü o ilk öğretim okulunun bahçesindeyiz. Bizim çocukluk zamanımızda sevgili hocamız, onu da buradan anmaktan geçemiyorum. Anmadan geçemiyorum. Yüksel hocamız vardı. Yüksel hocamız köye geldiğinde resmen öğrencilerle birlikte bir kampanya başlattı. Okulun çevresini, bahçesini örgü bir sistemle çit ördük. Meyve ağaçları ektik. Tabii bunlar da yetişmişler. Bak yiyecek öğrenci kalmamış. Zamanında biz bunları bulamıyorduk yine. Bu okulda, okulda kaç yıl okulun? Bu okulda ilkokul 5. sınıfı bitirdim. Yani çok başarılı bir öğrenci şeyimiz vardı, potansiyelimiz. Aşağı yukarı 64-65 öğrenci vardı. Zaman zaman sınıflar yetmiyordu. İşte bu gördüğünüz alan bütün top oynadığımız alandı. Çocuklar bu bahçeyi dolduruyorlardı. Bugün İstanbul'daki büyük okullar gibi bizim de burası çok kalabalık bir öğrenci potansiyeline sahipti. Her adımda bir iziniz var mı? Evet var. Şöyle yürüyelim. Mesela okulun önünde istersen kendisini çekelim. Okulumuz çok içler acısı bir duruma geldi şu anda. Ben açıkçası 17 yıldır İstanbul'daydım. Buraya geldiğimde gerçekten çok büyük bir hüzünlendim. Yani insanın anılarının burada yani tamamen yeşerdiği, yeniden yeşerdiği bir duygu yaşıyorsun. İşte okulun halini görüyorsunuz. Bakımsızlıktan, tabii burada biraz da insanların duyarsızlığından diyeyim burada. Resmen camlarını kırmışlar, kapılarını kırmışlar. Resmen zarar vermişler. Hayvanlarını salmışlar içerisine. Yani bahçesini bırak, içi de okulun harap durumda. Bu gördüğünüz alan komple köyümüzün bahçesi. Yani aşağı... Bayrak Birey'le ilgili çok anılarımız var. Küçüktük o zaman. İlkokul yıllarımızda tabii en yetişkin erkek öğrenci bizler olduğumuz için şu tepedeki görmüş olduğunuz makaranın arasına ip sıkışırdı. Biz iki arkadaş çıkardık çatıya. Buradan tırmanarak. Birbirimizin omuzuna çıkardık ama korkarak tabii. O tepeden bu bayrak bileğinin ipini çıkartırdık. İstiklal Marşı'na tekrar yeniden okurduk. Yani böyle anılarımız vardı. Burada sıra olurduk biz okula girmek için. 5-6 sıra olurdu. Güzel anılarımız vardı. Burada okulumuzun kapısı böyle beton temiz. İşte bu hale gelmiş. Şimdi içeriye de bakabiliriz. Kaç? İncil Mikrosu, İl Genel Müzesi. Sandığı açabilir misin? Belki de içinde oylar var lan. Evet. Bu geçen 2009 seçimlerinde, genel seçimlerinde oy kullandığımız sandık burada. İşte gördüğünüz gibi sandığımız da kırılmış. Yani gönüllerimizin kırıldığı gibi okulumuzun o güzel görünümünün kaybolduğu gibi sandığımız da kırılmış. Depo bir tane. Evet. Burası müdür odamızın esasında. Bir Türkçe kitabı orada kalmış. Hayır. Depo esasında bir dönemde öğretmenlerimizin müdür odası olarak kullanıldı. Ondan sonra halen haritamız. Evet. Ne haritası bu? Sende dünya atlası. Evet, şu anda dünya Kore haritamız evet. Oradan görünüyor, evet. Fizik.
Kimin oğlu bu? Evet, bu ev şu anda Mehmet Ali Köz'ün rahmetli oldu. Çocukların Nurettin, Açıkgöz, Selahattin Açıkgöz bu evi tadilat yapıp bu hale getirdi. Bu çeşme Beşiktaş çeşmesi. Evet, Beşiktaş'ın şampiyon olduğu zaman bizim köyümüzün bir özelliği daha var. Çok renkli bir köydür. Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman İsmail Hakkı Soydemir aşağıda Fenerbahçe çeşmesi yapmıştı. Dursun Lanay da bunu daha düzgün bir şekilde siyah beyaz boyamış Beşiktaş şampiyonluğunda. Bu da güzel bir renk oldu. Buradaki gördüğümüz bu taşları Mehmet Açıkgözlere ait tabii. Şu arkamızdaki evi çekebilirsek. Burası kimin eviydi? Evet, bahçeler. İnanılmaz bahçeler var ya. Bütün meyveler var bu bahçelerde. Tabii şimdi tek tek hepsini çekemiyorum. Salti! Fetler almışsın. Abla, araba. Merhaba. Elini öpmüşüm. Nasılsın? Sağ ol. Asiye Açıkgöz. Teyze seni tanıyalım. Kendini anlat biraz Asiye abla. Kimsin, nesin, kaç yaşındasın? Burayla ilgili duyguların nelerdir? Kaç yaşında bir adam işte gelmeyeceğim. Memlekette kapının elinde, ormanda, bahçenin elinde oturmuşum. Kaç yaşındasın teyze? Kaç yaşında olduğunu bilmiyorum. 60'ım, 70'im. Bilmiyorum. Bilmem. Evet. Ne diyorsun köyle ilgili, insanlara ne mesaj veriyorsun, köylülerimize ne diyorsun? Köylümüz iyiydi. Yani büyüğümüz olarak bizim baş tacımızsın, neler anlatırsın? Sağ ol, Allah razı olsun, baş tacım. Gençlerden istediğin nedir, şükür. Bizlerden istediğiniz nedir? Vallahi gençler de gelmiş, yeni kaderimizi bilmişler, iyiydiler, gelmiş geçmiş geçmişler, görmüşler, sormuşlar. Her bir şey demiş, Allah sağlık versin, iyiydiler, ne diyor? Peki teyze. Büyük günlerde çok şükürler olsun. Nuri Açıkgöz'ün kendi yazlık evi, bahçesindeki evi diyeceğim. Bunu sonradan yapalım. Çocuklar adın ne senin canım? Ne? Güllü. Kime sen? Sen bak. Ayşe. Diğeri? Bu esasında sizin köyünüz. Allah Allah. Ağzı renkli. Kız var. O kırkız var. Biraz oğlum eğilerek gir lan. Kırkız böyle girmez öyle alene. Sürüne sürüne git. Evet. Gördüğünüz gibi Nuri Açıkgöz'ün bostanından salatalık çalıyoruz şu anda. Yakalamasınlar bizi. Sene meyve sebze konusunda çok verimli bir sene var görünüyor. Ceviz, çok güzel bir ceviz var burada. Meyve. Evet. Yüzünü çeksen ölür. Şu anda bizim sulama kanalından gelen alabalık. Kapıya bile geliyor, rızık böyle işte. Evet, geldi mi geliyor. Onu biz ama yiyoruz. Ama bırakın gitsin. Evet. Çok günah. Ne güzel ya. Evet. Onu biz yiyeceğiz. Osman mı? Ya adı Osman tabii. Hadi ya. Al Allah şunu. Şunları Umut. Alın götürün annemize verin. Yıkasına gelip yiyeceğiz. Hadi. Evet. Buradan kuru düt yapılmış. Erikten hoşaflık yapılmış. Dutlar. Evet bunlar köyümüzün mahsulleri. Meyve, dut kurusu, kayısı kurusu. Gibi. Gibi. Ürünler. Burası Celal Açıkgöz'ün bahçesi ve kapılarının önü. Celal Açıkgöz sağ olsun köyüne sahip çıkıyor. Sürekli burada evini ve şeyini gayet modern bir hale getirmişler. Herkes güneş enerjisi. Evet Patos burada. Köyüm. İşte köyümüzün afiyet burada, olsun. Burada kalan hanelerinden bir tanesi de bu. Yani yaz kış. İsim ne abi? Açıkgöz. Açıkgöz.
Merhaba. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Garip bizim. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba abi. Bürger oturup çay içelim. Bürger afiyet olsun. İçelim ki afiyet olsun. İçmeden afiyet olmaz. Bir bardak hatır için içelim. Hem abi. Şöyle konuşturalım. Mehmet abi de buranın yerlerine. Teyze adını soyadını öğrenebilir miyim? Nurhayat Açıkköz. Nurhayat teyze. Ha. Yaşın kaç? 72. 72 maşallah. Evet. Sen hep Ağbozut'ta yaşıyorsun he? Ağbozut'ta. Bazen Avusturya'ya giderim. Çocukların var. Elazığ'a giderim. Peki buradaki insanlara vermek istediğin bir mesaj var mı? Vallahi ben köyünüze, İstanbul'daki köylülerinize, derneğinize. Buraya işte. Şu, gelsinler kardeşim. Gelsinler. Şeyler misiniz? Burada elektrik var, su var. Bir kalazyon yoktur. Evet. Onu da yapsınlar. Daha güzel olur. Daha temiz olur köyümüz. Evet. Onun için evleri yapsınlar. Peyler. Ben şimdi aşağı kümeleden gelmişim. Canım sıkıldı. Hep bir yer peydir. Yukarı kümele biraz mı güzel? Bak işte bunları dile getirmek güzel yani. He. Her şey peydir. Gelsinler, yapsınlar. Hep peylerde bütün tut olmuş. Erkler olmuş. Öyle olmuyor ki. İnsanlar olsa daha iyidir. Bir şey diyecek misin? Sonra mı göreceğim? Peki teyze, teşekkür ederiz. Misafir olduk. Evet, Mehmet abi seni tanıyalım. Mehmet Açıkgöz. Durunlar köyün aklından biri, vatandaşıyım. Önce nakliyecilik yaptım. Nakliyeciliği bıraktım. Şimdi tarımcılık yapıyorum. Köyde sorun... Tarımı nasıl bir tarım yapıyorsunuz? Buğday, arpay. Hayvan var mı? Hayvan yok. Doğru. Hayvan İnek yok. Falan var mı? Yok, onunla hiçbir şey yok. Peki niye? Ankara'da çocuklar oturuyor. Öyle mi? Çocuklar Ankara'da oturuyor. Ben 10-11 ay burada kalıyorum. 2 ay Ankara'da kalıyorum. Evet. Geliyorum. Yani burayı boş bırakmıyorum. Anladım. Memleketimiz yani özlemi çok. Peki bu 10-11 ay içinde niye kendine bir inek alıp burada... Yalnız başıma olduğum için olmuyor. Şimdi çocuklar... Yenge gelmiyor mu? Yenge gelemiyor. Çocuklar okula gidiyor. Çocuklar okula gidiyor. Okula gidiyorlar. Burada da ekip biçiyoruz. Her şey bol. Her şey çok. Yani... Dileyen söylemekle anlatılmıyor. Her şey çok. Yalnız insan yok. İnsan. Toplum yok. Topluma ihtiyacımız var. Evet. Yani komşularımız gelmiş olsa, bu yıkılan binalarını yapmış, onarmış olsa, yerleşim olsa, bir şenlik olur. Bir çocuk sesi duymaya hasret kalıyoruz. Yani çocuk sesi duymaya hasret kalıyoruz bu köyümüzde. Yani bu kadar zorumuza gidiyor. İş versinler bir de. Böyle bir bahçesi var. Bakımsızlıktan hepsi kırıldı, çürüdü, ayı kırdı, domuz kırdı. Yoksa bütün göllerimizin hepsinin esasında meyvesi vardır. Söylemin nerede? Burası hafta gelecek bugün herhalde. Evet, burası bizim çocukluğumuzda top oynadığımız Leder. Leder değil mi? Evet. Biz burada top oynarken bayağı kalabalık da o zaman çok tabii. Harmanlar. Arif Soydemirgil'in harmanı. Gördüğünüz evde muhtarın evi. Muhtar şu anda oturuyor orada kendisi. Öğlen yemeğine bize misafir edecek. Bakalım ne ikram edecek. Mehmet Bey palkaç yapmış. Evet.
Ya o saklanıyor muhtar ya, baksana. Köyümüzü şenlendiren bireylerden birisidir Mehmet Bey. Bu yılda muhtar... Evet, bir şeyin açık gözünedi. Şu anda orada oturanlar var. Yine yazdan yaz gelir. Horoz. Mehmet Manay'ın soğukları. Mehmet Manay'ın evi şu anda köyümüzün en modern evlerinden birisi. Su ısıtma sistemi, güneş enerjisiyle ısıtma sistemini kullanmışlar. Köyümüzde 4-5 kişi yapmış. Şu andaki köyümüzün en modern evlerinden birisi. Biz de misafir olduk kendisine. Teşekkür ediyorum. Muhtarım. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Senin İstanbul'daki köylerine mesajın var mı? Valla mesajım, herkese selamlarımı sunarım. Hepsi kadar mı? Bu kadar abi. Kendi köylerini buraya da davet etmiyor musun? Tabii, evlerini tabii, yapmaya, köylerini şenlendirmeye. Tabii tabii, saygılarımı arz ederim ya gelmelerini. Buyur gel içeri. Peki. Abi, bir çekim yapalım. Şurada. Bakayım. Mehmet abi, şimdi köyün sıkıntılarını aşağı yukarı. Başkanın kızı da bize doğru koşuyor. Söylüyorlar. İnsanlar gelsin şu evleri yapsın, güzel olsun şu evleri. He. Bu nedir böyle, insan korkuyor gezmeye burada. Niye niye korkuyorsunuz? İnsanlar gelsin, kimse güzel yok, evlerini yapsın, kimse yıkılmış, yok. Dökülmüş. Her taraf yıkılmış. Hmm. Derdimiz evet. O bizim. Yani kısacası köylerimizin evet. De bizim gibi buralara gelmesini evet, gelsin, istiyorsun. Evet, gelsin şenlensin şuralar ya. Sağ olun, sonra yeriz, siz çekin. Abla senin adın ne? Ben Marun. Ayten. Muhtarın eşi. Öyle mi? Evet, yani muhtar. Bayan muhtar. Bu da. Evet. Siz? Ben Songül. Songül ha. Soyadınız? Parmak. Ha, Parmak. Arif Parmak. Arif Parmak. Yerini. Ha, tamam. Eski başkanımız. Peki, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Size de kolay gelsin. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet, bu ev evet, boş. Şu andaki bak görmüş olduğumuz ev çok esasında eski bir tarihi yok. Bu eski muhtarlarımızdan Mehmet Ali Parmak yani... Mecid Parmak, Halit Parmak, işte Hanifi Parmak, bunlar çok kardeşler. İşte bakarsan, babalarının bu tarafı bakan. Evet, burası bağ olmuş. Aynı sağ tarafta gördüğümüz yerde dağ olmuş hali yani. Aynen öyle. Evet, yani bunlar büyük emeklerle yapıldı. Büyük şeyler harcandı. Evet. Evet, burası da Tuncay Gökçen'in yani bizim evimiz. Benim doğup büyüdüğüm amcalarımın. Doğup büyüdüğü, babamın doğup büyüdüğü evimiz burası. Bizler de diğer defa insanlar gibi evlerine sahip çıkmadık. Her ne kadar çadır yapıp gidecek de evlerimizin yarısı yıkıldı. Sahip çıkamadık. Buraya gelip, burayı gördüğüm zaman 17 yıl sonra çok üzüldüm. Burası bizim bahçemiz gördüğünüz yerde. Bir zamanlar burada her türlü sebze meyve yetişirdi ama şimdi otlar, gidenler yetişiyor. Öncelikle kendini eleştiriyorum diyorsun. Dedelerimiz bizi bu eserleri bırakırken terk edip gitmek için yapmadılar. Dedelerimiz biz buraları böyle yıkıp bırakalım, binanı olsun diye yapmadılar. Onlar bizden faydalanalım diye yaptılar ama bizden bunlara layık olamadık. Şu ne? Burası bizim balıklık dediğimiz yani arı kovanlarını koyduğumuz, kiler olarak balık. Kullandığımız orası eskiden balıklık diye adlandırılıyordu. Evet. Yani şimdi depo diyorlar. Bu bizim işte. Aa, horoz da var orada. Evet, bizim bahçemizdeki meyveler. Çilimili çilimili çile horozum, kangele mangele çile horozum. Burası domuzlara kalmış. Evet. Gördüğünüz elma kış elması. Bu zamanında
ekilmiş ziraat donatının verdiği ağaçlardan bir tanesi. Evet, horoz da öğle vaktini işaret ediyor. Soğuk mu? Bir zamanlar musluklara, borulara sığmayan bir çeşmemiz vardı. Hayvanlarımız burada su içerdi. Bu ev kimin? Bu gördüğümüz ev Arif Soydemir'in. Yani Yılmaz Soydemir abilerimizin. Şu ev? Evleri. O da Mustafa Ardin. Mustafa Ardin'in evi. Çatılı ama o da yıkılmaya yüz tutmuş. Şöyle. Ben de çıkayım diyeyim ki işte. Evet, bir zamanlar eski muhtarımızın Yılmaz Soydemir'in eviydi burası. Biz burada toplanır, bu balkonda çay içerdik. Çok gayet şen bir haneydi burası da. Maalesef burada da şu anda kimse yok. Oturacak, çay içecek kimseyi bulamıyoruz. Bu ev kimin? Bu yeni ev. Katip Soydemir'in depremde yıkılan evinin yerine yapılmış bir konut. Hasan Parmağan bahçesindeyiz. Her çeşit ot var. Yonca. Anık. Anık. Ne biliyorsun? Sepetini koymuş. Tavaklar burada kesilmiş. Evet, koca bir suyu tacı. Hasret bir su akıyor şu anda. Evet. İçecek insan arıyor. Evet. Bu ev kimindi? Toplamadığı için simsiyah kesilmiş. Kayısı var. Ne yapıyorsun? Ya, kimse. Çeşme kurumuş. Çeşmenin demiri bile erimiş. Bu tarafta çok güzel bir bahçe var. Evet, sol tarafta bir bahçe. Geniş. Arif Soydemir. Gölgeli. Çok güzel bir bahçe. Güzel elma bahçesi olarak bir zamanlar çok güzel meyve yetiştirmişler. Evet. Yanı başında Arif Soydemir'in evi var. O da çok güzel bir ev yapmıştı. Ama maalesef o da şu anda bakımsızlıktan sanki savaşı anlıyor. Değerli köylerim, ben Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'ta çok duygulanmıştım. Oradaki yıkık enkazları gördüğümde üzülmüştüm. Çünkü orada bir savaş görmüştü orası. Bir katliam yaşanmıştı. İnsanlar orada evlerini bırakıp yıkılmış, terk edilmiş. Burada da bir köyünü savaş da görmedi. Üzülüm de görmedi. Bomba da atılmadı ama hoşum. 100 lira şu anda kaybolmaya, tarihinin kaybolmaya başladı. Bir dönem yaşıyoruz. Çok iyi bir yapıydı. 1975 tarihinde yapılmış. Gayet modern yapılmış bir evdi. Fakat terk edildi. Terk edilince evde, taşta, toprakta isyan ediyor aslında. Her taraftan kul. Burası Ahmet Soydemir.
Selim Soydemir'in köy mezarlıklarına bağışladığı bir arazi. Şu sözlerde sevgili olan arazi. Gördüğü şu olduğunu çiftlerle rahmetli oldu kendisine. Allah'tan rahmet biliyorsun orada İstanbul'da. Ya Rabbim. Kendisi köye bağış yaptı ve ama kendisine nasip olmadı bu topraklar. İstanbul'da mı? İstanbul'da vefat etti. Yoruk olduğu mezarlıklar Halil Ödemir demiş. Evet. Ahmet Soydemir. Marifet Pavlı, Osman Tavlı'nın rahmetli eşi, Menekşe Ödemiş, Halamoğlu'nun kendisi, Yusuf Ağa ve eşi. Tutun Soydemir. 2001'de vefat. İrfan'ın annesi mi? Evet. Allah Allah, alan ötesi. Bizim kıvami. Bizim mezarımız var. Herhalde yanılmıyorsam daha çok büyüklerimizin bir mezarı. Ahmet Soydemir olabilir. Yanılmıyorsam. Yusuf Ağa Soydemir. Çığırdayım ben. Bugün çığırdaydım sabah. Sen uzağa gitsene. Evet, şu anda görmüş olduğunuz ev Mustafa Ardi'nin evi. Burada da kimse ikamet etmiyor. Burası da yine Ali Ardi'nin evi. Yıkılmış vaziyette. Tabii bu bir yangın sonucu yıkılmıştı. Buranın yıkılış hikayesi biraz farklı. Bu da yangından sonra böyle çöktü. Dolayısıyla bir daha da yapılamadı. Şu anda buradan geçiyoruz böyle. Ödemiş ailesinin. Başlarında tutuyorum biliyor musun? Vallahi. Lan var ya evet. Bal gibi içerisi. Bal şu anda gibi, gazeteci arkadaşımız bizim dutlarımızdan yiyor. Bu lan meyveleri nasıl yemiyorsunuz diyor. Bu meyveleri nasıl bıraktınız? Yani nasıl gerçekten ya, de... Emran'a geçeceğim ha. Evet. Evet. Garip arkadaşımız şu anda dut yiyor. Afiyet olsun. Ben çekmeye devam ediyorum bu arada. Gene Halil Ödemiş'in şu anda yıkılmayan bir evi daha var burada. Orası çatılı olduğu için sağlam kalmış. Tabii bakımsız. Yani camları ve kapıları sacla kapatılmış. Bir hani insan yüzüne hasret. Evet, dönüyoruz şöyle. Bu tarafta gene Halil Ödemiş'in eski evleri yıkılmış vaziyette. Tamamen bir enkaza dönüşmüş. Aynı zamanda bu köyümüzdeki eski evleri aslında bir yıkıp düzenlemek de gerekiyor diye düşünüyorum. Bu da bizim gene Mahmut Gökçe, yani Ali Gökçe'lerin evleri, bizim eski evlerimiz. Onlar da yıkılmış vaziyetteler gördüğünüz gibi. Yanlış hatırlamıyorsam bu sokağın ismi Bahçeli Sokak. Bahçeli Evler Sokak diye geçiyordu. Tabi bahçeler virane sokaklar haline gelmiş. Evet. Orada bir çocuk var. Sen kimin oğlusun yeğenim? Süriye'nin oğlusun. Evet.
Önümüzde Cemal Açıkgöz'ün torunu geziyor. Yine bunları görünce insan mutlu oluyor tabii. Demek halen çocuklar bulabiliyoruz buraları. Evet. Ahmet Soydemir'in kapısına doğru yürüyoruz şu anda. Bir zamanlar burada insanların çok güzel, hoş sohbetleri olurdu. Anılar bu kapının önünde canlanıyor insanın gözünde. Rahmetli Ahmet amca, Allah rahmet eylesin, burada güzel hikayeler anlatırdı. Büyüklerimiz burada oturur, çay içerlerdi. Yani köyümüzün merkezi, Merkez 84 diye adlandırılırdı. Şu anda oraya garip arkası çıkıyor. Evet, kapı kilitli, vuruyor ve kimse açmıyor. Kimse yok. Evet, Mustafa Soydemir, Mehmet Soydemir yoklar. Garip eşinin üzerinde oturuyor. Şöyle bir bakıyor, evet. Şu anda görmüş olduğumuz balkonlu evde gene Abdi Baylas, Ali Baylas, yani Polat amcaların eviydi. Onlar da böyle sessizliğe terk etmişler. Evet. Yukarıda görmüş olduğumuz enkaz Arif Parmağan, yani İbi Delali derlerdi, İbrahim amcaların evleri. O da gene bir hayalet şehri andırıyor. Hemen onun yanı başında Yaşar Açıkgöz'ün çok güzel bir evi vardı. O da yıkılmış. Tamamen. Evet, tamamen. Evet. Onlar da bu arada evlenen hala bekar. Bak böyle iyi bir adam buraya evlenecek bir ev hanıma, bir bayan arıyor. Bunu da not düşüyoruz abi. İsim neydi abi? Orhan soyadın? Ökte. Evet abi. Bana da kolay gelsin abi. Ben o kadar zamandır burada yaşıyorsun. Bak sana kalamıyorum abi. Peki inşallah buna sorun olursun. Şu anda köyümüzün evlerini çekiyoruz. Gazeteci arkadaşımız bizim. Nasılsın amca? Hoş geldin. İyi misin? Yusuf abi, Yusuf Özağa. Hani hanımının mezarını gördük ya biraz önce, annesinin hanımının. Buyurun. Yusuf amca kolay gelsin. Hoş geldin. Buyurun. Çok niye? Garipten köy çekmek için geldik bugün. Ben de evlerimizi. Köyümüzün değerli çınarları bunlar. Yusuf amca, Ali amca sağ olsunlar gene buraları şenlendiriyorlar. Yeniden inşaatlar yapıyorlar. Evlerini modern, yaşanılabilir bir ev haline getiriyorlar. Keşke bütün köylerimiz de bu kadar gayret içerisinde olsaydı. Evet amca, sizin bu konuda görüşlerinizi alalım. İsim evet. Neydi? Ali Soydemir. Ali Soydemir. Evet, evet. Ali amca. Tepeşe. He? Tepeşe. Ne diyeyim ki ben sana? Görüşlerimiz köyde tekiz. Komşular yok. Kapı göç etmişler. Yazdan yazda 3-5 hana geliyorlar. Kıştan kışa onlar da gidiyorlar. Işte. Peki Yusuf amca, sizin Yusuf'tu. İsim, soyadınız? Özü Ak. Evet. Evet. Sizin bu konudaki görüşlerinizi alalım. Görüşlerimizden ya yıkılmış diye abla uğraşıyoruz. Evi yapıyorsun yeniden. Ha. Peki. Kendi çevrenize, köylerinize bir mesajınız var mı? Hayır, yoktur. Peki. Bu İsmail. Abimi arayın, tanıyalım. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sağ ol. Otur abi, otur. Otur. İsmail abi, merhaba. Merhaba. Nasılsın güzel, İsmail Bey? Sağ ol, sen nasılsın? Otur. Patlamış. Elini toz ettin ama neyse, otur öyle biraz kenarda otur. Şuraya otur. Hadi güle güle. Oraya otur. Kolay gelsin abi. Eyvallah. İsmail, anlat bakalım, geçmişte hikayelerin var mı bize anlatacak? Gençliğinden, çocukluğundan, köyün mazisinden aklında kalan böyle bir macera var mı? Bir türkü söyle ha. Önce bir macera anlat, sonra bir türkü söyle. Bir macera. Hala bir türkünü söyle ya. Macerası vardır onun mutlaka. Allah istiyor, karıyı bulamıyor. Öyle mi? Allah,
Abi şöyle sen hani bir bekar kaldın, Türk'ün vardı senin bir zamanlar, onu söyle bak hemen. İsmail. Söyle söyle. Kamera çekiyor ha, bütün arkadaşların, evet, eski dostların seni yani izleyecek. İlla diğer... Doğum sen. Ondan sonra burası köyün içinde, hani millet olmadığı için köyün içinde bir abela ot olmuş, ot uzanmış. Ondan sonra şimdi bizim evler askeri yeni bu sefer söyle koyalım, yenilenecek. Yenileniyor yani. Hele bir türkü anlat abi. Bir türkü oku. Bir türkü söyle. Çok güzel türkü okuyor musun? Hadi söyle, hadi gözlerin gibi. Türkiye'yi boş ver da bu konuşmayı ver. Konuşmayı da veriyorum zaten amca. Sen türkü söyle, türkü bekar gelmez mıdır? Bekarım. Evlenmedin mi hiç? Hiç evlenmedim. İlla diye kız olsun, dula beğenmiyor. Yok, boy. Diğer amcana bir dul getirelim, diğer yok. Ondan. Hadi söyle, bir türkü söyle. Hele İsmail, bir türkü söyle. Götürelim orana dinletelim, Sinan'a dinletelim. Hadi. Evet, kapılar böyle kilitli. Evet, gördüğünüz gibi açılmaz bir Avusturya malı. Evet. Kilit vurulmuş. Kendileri de hiç gelmiyorlar yanılmıyorsam. Kim bilir bu ne zaman böyle asılmış. Bunu da buradaki komşular almıştır. Şuradan şöyle çekelim şu iki şeyi de garip. Evet. Karşıdaki ev Hüseyin Soydemir, Ali Soydemir oturuyorlar. Onların evleri sağlam, içerisinde her yaz. Ve şu harabe? Bu harabe de gene Hüseyin Soydemir ve Ali Soydemir'in samanlık ve ahırlarıydı. Onlar yıkıldılar tabii. Yan tarafta görmüş olduğunuz gene harabede Mehmet Ardi'nin eviydi. Mehmet Ardin orayı Mustafa Soydemirlere, yani Ahmet Soydemirlere satmıştı. Orası da bir enkaz olarak duruyor tabii. Burası bizim köyümüzün eski giriş noktasıydı. Ona bir şey olmadı. Ha, evet, bu da Şaban Türkeş'in rahmetli evi. Bu da bir nebze yıkılmamış ama terk edilmiş tabii. Şu ahır galiba, evet, samanlık. Tandır, ekmek pişirdikleri ve çiler. Bu ev kimin? Bu ev de Yusuf Genç Yiğitoğulları'na ait. Onlar da bir müddet sonra terk ettiler evlerini. Böyle duruyor o kadar, onların da kimse oturmuyor. Bu ev kimin? Bu ev de Yusuf Özağa, zaten gördüğünüz gibi. Değil yeniden... mi? Yusuf amcanın değil, evet, mi? Yusuf amca yeniden tadilat yapıyor, duvarları yenilemiş zaten. Evet abla, onu öyle sallıyorsun sallıyorsun, tandıra yapıştıracaksın şimdi. Tandıra nasıl ekmek pişirdiğini göreceksiniz canım. Evet, bu ana iyi bakın, ender rastlanabilecek bir... Vallahi tam yakaladı. Evet, yani şansımız var. İyi bir şans. Ne güzel. Evet Süreyya ablam. Abla aman dikkat et. Ablası. Dikkat et. Bak bu sene bir tane kadın düştü. Kolları, iki kolu yandı, kesildi, biliyor musun? Kesildi değil mi o şeyli? Şeyli. Süreyya evet, abla burada çok tecrübeli, bizim ekmek üzerinde ustalarından biridir yani. Allah Allah. Görüyorsun ne güzel ekmekler pişirmiş. Çok güzel ekmek pişirmiş. Eline sağlık. Sağ olun, ekmek iyi. Sağ olasın. Var mı bir diyeceğin ablacığım? Süreyya abla ne dersin? Kaçın bakalım. Peki kolay gelsin.
Bizim Bırçı Başkan salatalık hırsızlığını çok seviyor. Bu da derneğin kurucu başkanı İsmail Soydemir'in eviymiş. Çok güzel böyle bir yeşillendirmiş. Ön tarafında kayısı yapıyor. Kapısı demir. Evi de güzel, tertemiz. Burada salatalık iki şeyler var, bir şey yok. Bak, çek, çek. Harik, bak, var mı içinde bir şey? Evet. Allah'ım. Biliyorsunuz. Bunu ben yemeyeceğim. Bunu garip arkadaşına vereceğim. Yeter, yeter. Yeme. Misafir. Kısalı. Olduğu için onu zaten İsmail abi tadım. Güzel. Birin kure bir dermane bir kimi. Şafak. Soy demir. Yaz tatillerini burada geçiyorlar. Memnun musun? Arkadaşlarına buradan bir önerim var mı? Köylülerine. Efçi haline. Evet, Yaşar Atik Demirbaşı bir hayalet şehri andırıyor. Yan tarafındaki Şevval'e Abdibaylazları, Konutayları, Enkazları, Ekrem Parmağan, Hasan Parmağan evi ve burası da Mehmet Pekşen, Şükrü Pekşen'in, Pekşenlerin evleri. Evleri şu anda oturuluyor. Onlar hiçbir zaman terk etmediler burayı. İstanbul'dan buraya her yer gelirler. Babazhanesine burada kalıyor. Evet. Evet, bu görmüş olduğunuz evde Hüseyin Bulu, Mustafa Bulu, Nevzat Bulu evleriydi. Onlar da yine yıkılmaya terk edildi ve enkaz halinde duruyor. Evet, bize eşlik ediyor bu kolu. Kolu bugün bize eşlik ediyor. Şu ev kimin abi? Farız Gökçen'in evi. Eskiden çok modern bir yapısı vardı. Bakımsızlıktan orada da oturulacak hale gelmişti şu anda ama meşhur oldu. Hiç bugün bir yerden bizden ayrılmıyor. Evet. Ziya Açıkköz, hocanın evi. Mençik Açıkköz, Kırbın Açıkköz. Şu yıkıklar. Onlar onların traktörlerini koydukları depolarda. Van tarihan bedirini. Rastya gelin. Girip de hatta alan olmuş. Binin megri 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 megri. Köyümüzün en modern. Efçi haline megri megri. Bu ha, ya, kimindi? Güzel bir yer. Halen oturuyor ki. O da yaşıyor ha. Köylerin bir çoğu orada. Bahçe ekmişler. Bu da Samanlığı. Samanlık, evet. Samanlık, evet. Gel bahçesini çekelim. Aa, buradaki çok farklı bir erik var ama. Bir bakalım şimdi. Büyük abi. Büyük, baksana. Evet. Ve siyah dut. Bu erik biraz daha sert bir erik. Biraz ekşi gibi gözüküyor ya. Biz bugün bu çekimi yaparken erikle karnımızı doyurduk ya. Ne çeşmesi diyorlar? Bu karşının çeşmesi. Boru yoluyla buralara kadar getirildi bunlar. Köyün içine kadar. Köyün içine kadar. Çiçeğe atıyor yaptılar. Evet, bu yıl şimdi biraz daha fazla atıyor. Muhtarımız Mehmet Manay güzel bir çalışma yapmış. Şu anda karşının mezarlıklarının olduğu bölümdeyiz. Oradan suyumuz hamur kesen taraflarına doğru gidiyor. Şu anda karşının mezarlıklarındayız. Cümlesinin ruhları şad olsun diyor. Allah ayrım etsin. Yapmadan. Hepsinin mekanları cennet. Önümüz çeşme. Eskiden çayı çok güzel olur diye buradan su alırdı köylüler. Allah Allah. Çay demlerlerdi. Buradan su götürürdük köylümüze. Şu anda buradaki su uzakta bulunduğu için boru sistemiyle köyün içine kadar götürüldü. Her taraf mezar aslında. Cümlesine Allah rahmet etsin. İsimleri belli değil.
iyi bir memleketidir. Bu da çok... Kimler geldi, kimler geçti bu tüdün üzerinde. Tarihi mezarlıklar ama. Bize kurmalık yapıyorsunuz. Her en az 500 bin yıllık bir geçmiş var. Ben burada duruyorum abi. Sen kaç yaşındasın? 60. Tamam. Bana da bırakın. Siz yürütüyorsunuz. Oğlum sen tek de baban bekliyor. Tekçi bitmeden mi? Yok. Haydi ya bak konuş anlat oraya. İstanbul'daki Tıranlar köyün altına duyuru. Çalımda çalatı yok ya. Çalat sefa o gün isterim. Dostlar her şeyde merhaba. Kim yarası yok. Lakin
zaten yemek yemiyor, sevmiyor zaten yemek yemiyor. Göçleri kiren servanatimin fethi agir serdilemin göçleri kiren شکر نان کهکی دردو که در تباد که جان کهکی شوکا حسرت لسر میه ور کهکی استرین چاوین مینا فراد ور کهکی کهکی شرف کهکی ناموس کهکی هوای کهکی باب من کهکی دنگی تحاج من وزن زانم دنگی کی بو دنگی ته بو دنگی کی بو کهکی کهکی شرف کهکی ناموس کهکی هوال کهکی باب من کهکی دنگی تحاج من وزن زانم دنگه کی بو دنگه ته بو دنگه کی بو Vay keke Ökken dağlan tepan
دکن جان دگی شوقا حسرت لسر نیا ورگی استرین چاوین مینا فرات ورگی کک شرف کک ناموس کک هوال کک باب کک دنگی تهات شمن وزن زانم دنگی کی بو دنگی ته بو دنگی کی بو کک کک شرف کک ناموس کک هوال کک باوم کک دنگی تهات شمن وزن زانم دنگی کی بو دنگی